anahtar teslim törenimizi başlatıyoruz. Bu güzel buluşmamıza İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel karşılamanız için iyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Sayın Milletvekilim, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, ilçe başkanları, değerli yöneticileri, milletvekili adaylarımız, basınımızın çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Efendim, içinde bulunduğumuz bu alan As Fatih Kent Sitesi ismiyle 1992 yılında inşa edilmiş bir siteye ev sahipliği yapıyordu. Bu site 2017 yılında riskli alan ilan edildi. Ocak 2021 tarihinde Kiptaş'la sözleşmeler imzalanmaya başlandı ve Haziran 2021'de burada yine hep birlikte temel atma töreninde buluşmuştuk. Kiptaş Bağcılar Kiraz Evler meydanındayız şu an. İstanbul Yenileniyor programının model olarak ilk anahtar teslimlerini bugün gerçekleştiriyoruz. 300 günde 300 projeyi İstanbullularla buluşturduğumuz hizmet maratonumuz aralıksız devam ediyor. Kiptaş Bağcılar Kiraz Evler anahtar teslim törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimizi de gördüm. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Efendim, çok zor süreçler, kentsel dönüşüm dediğimiz, binaların yıkılıp yeniden yapılması dediğimiz uygulama projeleri İnanın gece gündüz süren çok büyük bir emek gerektiriyor. Bir filmle bugünlere nasıl geldik, bu projeyi nasıl gerçekleştirdik sizlere takdim etmek istiyoruz. Ekranımızda filmimiz başlıyor. Lütfen buyurun. Bağcılar Kirazlı Mahallesi As Fatih Kent Sitesi. Çökmüştü, evlerimiz yıkık haldeydi, beton dökülüyordu, demirler çıkmıştı. Ekonomik ömrünü tamamlamış, depremlerle yorulmuştu. 7 blok, 190 konuttan oluşan site 2017 yılında riskli ilan edildi. Çıkalım, kurtulalım bir deprem olmadan. Eğer deprem olursa biz buradan sağ çıkamayız. Umutların tükendiği anlarda site sakinleri kendi aralarında uzlaşarak Kiptaş'a başvurdu. As Fatih Kent Sitesi'nin dönüşümü ulaşılabilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistem olan İstanbul Yenileniyor'un ilk uygulaması oldu. Burada hem uzlaşacağız, hem size alıştığınız yerde evlerimizi vereceğiz. Aynen. Hem en uygun koşullarda vereceğiz. Kısa sürede 3'te 2 çoğunluk sağlandı. Tahliyeler tamamlandı ve %93 uzlaşıyla riskli yapıların yıkımı başladı. Çok heyecanlıyız. Yeni evimize kavuşmayı bekliyoruz inşallah. Mutluyuz, heyecanlıyız. Ümidimiz de var. İnşallah yapılacak. Yeni evlerimiz olacak. Bugünleri gördüğümüzden dolayı çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Takvimler 30 Haziran 2021'i gösterdiğinde Bağcılar Kiraz Evler'in temeli hak sahipleriyle birlikte coşku içinde atıldı. Hadi bismillah. Teknik ömrünü tamamlamış yapıların yenilenmesine örnek olacak bir işe tanıklık ediyoruz hep beraber. İnşaat maliyetlerindeki artışa ve ekonomik zorluklara rağmen projenin imalatı özveriyle hız kesmeden sürdürüldü. Olmasaydılar yapamazdık. Yaparız dediler, arkasında durdular ve geldi yaptılar. Ve bugün 4 blok, 253 konut ve bir kreşten oluşan Bağcılar Kiraz Evler hak sahipleriyle buluşuyor. Depreme dayanıklı evlerde güvenli bir yaşam başlıyor. Her mahallede kentsel dönüşümün bir parçası olacağız. Güvensizlik mi var? Güveni sağlayacağız. Finansmanla ilgili mi bir çözümsüzlük var? Ona destek sağlayacağız. Farklı modellerle mutlaka İstanbul'un yüzlerce noktasında Kiptaş'ın tabelasını asmak istiyoruz. Efendim,
Efendim nasıl buldunuz, beğendiniz mi binalarımızı? İnanın bizler de çok sevdik ve yapımında büyük bir titizlik gösterdik. Çok büyük bir emek var dediğim gibi. Bu emek tarların bir tanesi. Büyükşehir Belediye'mizin simge şirketlerinden birisi Kiptaş. Kiptaş Genel Müdürü Sayın Ali Kurt Bey şimdi konuşmalarını gerçekleştirecek. Kendilerini davet ediyorum. Lütfen buyurun. Ekrem Başkanım, değerli katılımcılar, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz Kiraz Evler projemizin anahtar teslim törenine. Hatice ablamızla ilk imzayı attığımızda Kiptaş şirketinde başkanımızın şahitliğinde biz bu imzayı atmıştık ve birçok söz verdik. Bu sözlerimizi yerine getirdiğimiz için ve hak sahiplerimize mahcup olmadığımız için çok mutluyuz. Görev sürecimizde hep İstanbul depremini öncelikledik. Sahada ciddi aksiyonlar aldık. Vatandaşlarımıza hep şeffaf olduk. Bugün çok önemli bir projenin anahtar teslimi için bir aradayız. Basit bir anahtar teslimi olarak bakmayın lütfen bu projeye. Çünkü yakın tarihte Türkiye'nin dayanıklı kentler olması için model olarak uygulanacak İstanbul Yenileniyor Sistemi'nin ilk somut örnek uygulamasıdır bugünkü anahtar teslimimiz. Biz buzla uzlaştık, tahliye ettik, yapıları yıktık, anahtarlarını teslim ediyoruz. Yeni bir inşaat yapıyoruz ama aslında geleceğe umutla bakacağımız, dayanıklı kentleri inşa edeceğimiz bir modeli burada hayata geçiriyoruz. Hep söyledik, gelin birlikte yenileyelim dedik. Kentsel dönüşümü siyaset üstü tutmak gerektiğini söyledik. Değerli katılımcılar, rakamlar yalan söylemez. İstanbul Yenileniyor Sistemi'ne bugüne kadar 490 binin üzerinde riskli yapıda oturan 1.8 milyona yakın insanımız bizlere güvenerek sistemimize başvurdu. Şu an 22 farklı noktada aktif uygulamalarımız devam ediyor. 29 farklı noktada. Bu sayede 3,5 yıllık Kiptaş yönetimimiz sürecinde Kiptaş tarihinin en çok riskli yapıya çözüm üreten yönetimi olduk. Kimse bizim işlerimizi manipüle etmeye kalkmasın lütfen. Bizi basit bir internet sitesi kurdu diye eleştirenler bugün bizim yaptığımız sistemi benzerini gene bir internet sitesi üzerinden uygulamaya çalışıyorlar. Çünkü bu modelin işlediğini herkes gördü ve bunun üzerine bir siyaset anlayışıyla şu anda sahada işlem yapmaya çalışıyorlar. Ama maalesef halen bizde kimse yan yana oturup kentlerimizi daha dayanıklı hale getirmek için çözüm arayışına girmiyor. Halen riskli yapıların yenilenmesi gibi hayati bir konuda yan yana gelemememiz tabii ki üzücü bir durum. Uzlaşmadan tahliyeye, yıkıma ve anahtar teslimine kadar geçen süremiz 25 aydır. Bu çok hızlı bir süre olmasına rağmen İstanbul depremini düşündüğümüzde daha da hızlanmamız gerekiyor. Bugün yaklaşık 800 insanımızın yaşadığı Asfatih Kent sitesinde olası bir afet öncesi insanlarımızı tahliye edip yeni evlerine kavuşturduğumuz için çok şanslıyız ve çok mutluyuz. Hızlı bir süreç yönettik ve bugün 472 milyon güncel yatırım değerine sahip 253 konuttan oluşan projemizi kısmi olarak teslim etmeye başlıyoruz. Çok yakın zamanda da bölgeye hitap edecek, hizmet edecek kreşimizi de hayata geçireceğiz. Bize güvenen hak sahiplerimize, ekip arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sizlere mahcup olmadığımız için de gayet mutluyuz ve gururluyuz. Yarın Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birinin temelini atarak yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bizi destek olan yüklenici firmamız gerçekten son dönemde sahada çok aktif ve çok üstün bir performans gösterdi zorlu hava şartlarına rağmen. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ilgili bürokrat arkadaşlarına ve ekip arkadaşlarıma, hak sahiplerimiz adına teşekkür ediyorum. Tabii ki bu işler kolay olmuyor. Önemli bir sorumluluk alanını işgal ediyoruz ama arkamızda duran bir başkanımız var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'na da şahsım ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkürler. Yeni projemizin hak sahiplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Müdürümüze ve bu inşaatta emeği geçen tüm emekçi dostlarımıza. Kıymetli misafirlerimiz, hak sahiplerinin mutluluğunu buradan görebiliyoruz, gözlerinden okuyabiliyoruz mutluluklarını. İnanın o da en az sizler kadar mutlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu geliyor konuşmaları için. Buyurun Sayın Başkanım.
Evet, teşekkür ediyorum kıymetli İstanbullular, değerli Bağcılar, da oturan hemşerilerimiz. Bugün güzel bir an. Çünkü bir şeyi başlatıp sonra bitirmenin keyfini yaşamak bir belediye başkanı için en güzel anlardan birisidir. Hanımefendilerle, beyefendilerle ve burada oturacak olan hemşerilerimizle bir arada olmak bizim için mutluluk verici. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. Çok kıymetli meclis başkan vekilimiz, vekillerimiz, milletvekili adaylarımız, hepsiyle bir arada olmak benim için büyük bir mutluluk. Bugün kentsel dönüşüm projesini daha bitirmenin ve mal sahiplerine teslim etmenin keyfiyle bugün buradayız. Gerçekten hep söylerim, kentsel dönüşüm işi zamana karşı yarıştır. Memleketin bir insanın bile canının yanmaması, burnunun kanamaması derken işte görüyorsunuz bir depremde ne yazık ki on binlerce insanımızın hayatını kaybediyoruz. Şehirlerin ayakta ve hayatta kalabilmek için vermek zorunda oldukları çok önemli bir mücadeledir. Tamamlanmış her kentsel dönüşüm projesi yüzlerce, binlerce insanımızın hayatta kalması demektir. Bakınız burada 253 konut var. Türkiye'nin ortalama aile yapısına baktığınızda aslında 1000'e yakın insanın hayatını kurtarmış oluyoruz. Bunun adı net olarak budur. Bizim kentsel dönüşüm anlayışımız gerçekten bir can kurtarma meselesi gibi ele alınmış bir meseledir. Dönüşüm sürecinin hiçbir aşamasında rantı, çıkarı önümüze bir hesap olarak koymadık. 2021'de hizmete açtığımız İstanbul Yenileniyor platformu doğru ve kolay kentsel dönüşüm adına örnek bir organizasyondur. 14 Mayıs'tan sonra bu organizasyon İstanbul'da daha büyük hız ve güç kazanacak. Çünkü önünde hiçbir engel bırakmayacağız. 14 Mayıs'tan sonra, seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye'ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız. O kadar doğru bir model ki şimdiden İstanbul'da uyguladığımız bu modeli şu anda hükümet kopyaladı ve uyguluyor. Bu kötü bir şey değil. Hükümetin kopyalayıp uyguladığı bu modelin aslında biz ilk yaptığımızda onlar bizi internet sitesi üzerinden İstanbul Yenileniyor mekanizması kurdunuz diye aşağı çekmeye çalıştıklarında gelin siz de uygulayın demiştik. Biraz geç oldu ama en azından akılları başına geldi. Dolayısıyla yeter ki doğru kopyalansın. Sağ ol. Yeter ki doğru kopyalansın, doğru uygulansın, hiç önemli değil. Yeter ki bir vatandaşımızın bile hayatı kurtulsun. Ama şunu söyleyeyim, vatandaşın yararına olan bir kampanya modelini açıkladıklarını söyleyemem. Resmen bir baştan savma, seçime doğru bir kampanya modeli. Seçim öncesi alelacele ortaya atılmış sözde proje. Şimdi birkaç soruyla bunu size anlatmaya çalışacağım. 100 yılın dönüşümüne başladık diyenlerin aslında nasıl bir ikiyüzlülük içinde olduklarını size tariflemeye çalışacağım. Bu proje insanlar evleri yıkılmadan sağlam konutlara geçsin diye yapılıyorsa, vatandaşa şu süreye kadar başvur yoksa hakkını kaybedersin denir mi? Hem de bir iki ay içerisinde. Akılcı bir iş mi? Yani bir kampanya yapıyorsun, diyorsun ki aman ha şu süreye kadar başvur, ona göre yoksa hakkını kaybedersin. Amacın ne? Seçim öncesi propaganda. Peki eline alıp İstanbul'da ya da Türkiye'de kaç ev sakat, kaç ev yıkılmak üzere, bunun üzerine bir model açıklasan eyvallah, başımın üstünde yeri var. Yok, şu tarihe kadar başvur. O bakımdan bu kampanya gerçekten bir seçim kampanyası, bir kentsel dönüşüm kampanyası değil.
Madem kentsel dönüşüme bir çare var elinde, bu uygulamayı niye süreyle sınırlıyorsun? Millete bunun açıklamasını yap. Mesela devlet bir hastane açtığında şöyle diyebilir mi? Bu hastane ancak şu süreye kadar başvuran hastalara hizmet verecek diyebilir mi? Aynı benzer bir şey. Hastane açıyorsun, tamam ben seni tedavi edeceğim ama Mayıs sonuna kadar başvurursan. Hani böyle bir anlayış, şu andaki kentsel dönüşüm anlayışı. Gerçekten utanmadan, sıkılmadan yarısı sizden, yarısı bizden kampanyasına başvuran çok olursa kura çekeceğiz diyorlar. Yani neresinden tutsanız, dediğim gibi bu bir kentsel dönüşüm kampanyası değil, bu bir seçim kampanyası. Üzülerek söylüyorum, evin depreme dayanıksız olması yetmiyor, bir de kurada kazanırsan olacak. Hani birine sosyal konut yaparsın, düşük gelirli insanlara bir sosyal konut imkanı sağlarsın, bunu kuraya açarsın anlarım. Ama şimdi Bağcılar'da şurada binalar var, insanlara diyorsun ki senin evin çürükse senin başvurunu kabul edeceğim ama kurada çıkarsan, kurada çıkmazsan yandın, bir deprem olursa yandın. Bakın böyle kentsel dönüşüm işi olmaz. Tekrar ifade ediyorum, bu bir kentsel dönüşüm projesi ya da kampanyası değil, seçim kazanma kampanyası. Ama bizim milletimiz bu arsızlıktan, bu utanmazlıktan, bu millete hakaretten asla ve asla aldanmayacak, buna karşı cevabını verecek. Niye bu tür çirkin yollara başvuruyorlar? Çünkü seçimden önce belki oy getirir, hiçbir hazırlık yapmadan başladıkları bu kampanyadan birkaç kişiyi aldatabiliriz diye ortaya koyuyorlar. Devam ettirip ettirmeyeceklerini bile bilmiyorlar. Zaten ümitleri de yok seçimi, kampanyayı kazanmaya. Acaba biz bu şekilde milleti aldatır mıyız diye yol arıyorlar. Şimdi biz bu gerçekleri anlatmak zorundayız. Bizim vatandaşlarımızı aydınlatmak zorundayız. İnsanların canıyla seçim kumarı oynanmaz. 15 Mayıs'tan itibaren, bakın size söz veriyoruz, 15 Mayıs'tan itibaren hiçbir süreye, hiçbir sınırlamaya tabi tutmadan risk altındaki herkesin evini, iş yerini yenilemek için çok büyük bir seferberlik başlatacağız. Sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de başlatacağız. Ve bunların yaptığı gibi de yapmayacağız. Biz bu ülkenin hükümeti, belediyesi, özel sektörü, üniversitesi, vatandaşı, bakın o belediye şu partiden, bu belediye bu partiden demeksizin el ele verip çalışacağız. Size söz veriyorum, el ele verip çalışacağız. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Uzlaşma, tahliye, yapım dahil tüm süreçleri İstanbul Yenileniyor modeliyle yürütülen ve bugün hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğimiz Bağcılar Kiraz Evler projesi bu işi çok iyi bildiğimizin ve doğru yaptığımızın net olarak göstergesidir. Bakın burada binalar hep beraber yıkımını yaptık. 253 konut. Burası 92 yılında inşa edilmiş Asfatih Kent Sitesi. Eski site 2017 yılında riskli yapı ilan ediliyor. Sitede yaşayanlar çok uzun süre dönüşüm için çare aradılar. Dayanıksız bloklarda korku içinde yaşadılar. Sonuçta 2020'de ki yine bizim teşvikimizle 3/2 çoğunluğu sağladılar. Geldiler Kiptaş'a başvurdular. Kiptaş örnek proje için çalışmalara başladı ve mimari proje site sakinleriyle paylaşıp onların beğenilerine sunuldu. Nisan 2021'de buranın yıkımını başlattık. Nisan 2021'de, yani tam 2 yıl önce. Nisan 2021'de buranın yıkımını başlattığımızda 8 blok olduğu için buranın 3 günde yıkılmasını arkadaşlarım planlamıştı. Ama tam 8 saatte yıkıldı. Tam 8 saatte. O kadar kötü bir koşullarda olan bir binaydı. Bugün de burayı teslim ediyoruz. Örneğin bir örnek verelim, İstanbul'da hani bugün kampanya yapan aklın örneğini.
TOKİ Tuzla'da 3,5 yılda 508 adet konutun yalnızca temelini atabildi şu ana kadar. 508 konut. Onun için işin esası, ben arkadaşlarıma hep söyledim, havaya bakıp iş yapmayacaksınız. Vatandaşla konuştuğunuz her işi zamanında teslim edeceksiniz. Onun için ben buradan Kiptaş'ın emek veren bütün çalışanlarına, buradaki yüklenici kardeşlerime, onların çalışanlarına, genel müdürüne, yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Bizi mahcup etmediler. Ortada gerçek bir iş bilme ile iş bilmemezlik arasındaki farkı görebilirsiniz. Ve biz Kiptaş'la bir örnek daha vereyim. Az önce TOKİ'nin 3,5 yılda sadece temel attı dediğim sahanın hemen yanında biz TOKİ'nin hemen bitişinde Kiptaş olarak yaklaşık 1,5 senede bir başka projeyi başlattık ve bitirdik. Yüz binlerce konut yapacağım diye vatandaşı kandıran akla sakın prim vermeyin. Bunlar hiçbir zaman konut üretme değil, ya bahane üretme ya da bir avuç insanı mutlu etme süreci yönettiler. Ders almak isteyen var ise buraya gelir, Bağcılar Kiraz Evler dönüşüm projesini inceler, nasıl yapılması gerektiğini görür. Bakın, burada 4 bloktan oluşan proje meydanı var, çocuk oyun alanı var, spor alanları var, sosyal tesisi var, yeteri sayıda kapalı otoparkı var, ama her projede biz bir bonus çıkartıyoruz. Burada da çok güzel bir kreş açıyoruz. Kreşimiz bir ay sonra hizmete açılacak. Dolayısıyla her projede arkadaşlarım bana proje sunduklarında diyorum, bunun altında bize ne kalıyor diyorum. Hemen ya bir kreş, ya bir aile destek merkezi, ya bir sağlık merkezini mutlaka kurumumuza kazandırıyoruz. Dolayısıyla hiçbir maliyet artışından da etkilenmediğini söyleyelim. Bakın sevgili hemşehrilerim, bunu unutmayın. Maliyet farkı dediğimiz normal zamanlarda çok önemli değil, ama ülkemizin son 3 yılında maliyet farkı dediğiniz şey, bu inşaatın başladığından bugüne 2 kat, 3 kat maliyeti artan bir takım unsurlara rağmen bizim yaptığımız finansman modeli, anlaşma ve vatandaşlara attırdığımız imza üzerinden vatandaşlarımızın ilave cebinden tek bir kuruş bile çıkmadı. Herkes şunu iyi bilsin, herkes şunu iyi bilsin, biz işini iyi bilen insanlarız, görevine sahip insanlarız. Biz şu anda oluşan ittifak sürecinde bir de seçimin içindeyiz. Tabii ki bana da bir ilave görev tevdi edildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmamız ve İstanbul deneyimi üzerinden ülkemizin her şehrine, her satına, ulaşımdan şehirciliğe, çevreden deprem güvenliğine, kentsel dönüşüm modellerinden birçok altyapı işlerine varıncaya kadar katkı sunmamla ilgili bir sürece dahil olmam görevi tevdi edildi. Bu anlamda bana bu görevi veren ve işbirliği içerisinde Türkiye'yi ayağa kaldıracak olduğumuz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Yeni Cumhurbaşkanımız işi bilen insanlarla, işi konuşan, ona emanet eden ve adaletli, liyakatli bir yönetim anlayışıyla, büyük bir ekiple, kadroyla ve 86 milyon insanımızın evlatlarıyla bu ülkeyi yöneteceğiz. Huzurlu, sağlam, güvenli şehirler oluşturmak için gece gündüz çalışacağız. Siz de yeni ve mutlu bir adım, yaşama adım atmak istiyorsanız lütfen 14 Mayıs'ta seçime gidiniz. Seçimde vicdanınızla ve adaletinizle oyunuzu kullanmanızı istiyoruz. Türkiye insanların ayrıştığı değil,
insanların bölündüğü değil, bir avuç insanın bölüştüğü değil, 86 milyon insanın bu ülkenin nimetlerini eşit ve ortak bir biçimde bölüştüğü bir yöne doğru evrilmesini istiyoruz. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da yeni dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu değil, vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum. Üç evladı olan ve evlatlarının bu memleketin evlatlarının hiçbir grubun seçkin evlatlarından ayrımcılık gören evlatlar olarak yetişmesini istemediğim bir ülkede var olsun diye istiyorum. Burada oturacak 253 ailenin çocukları Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir başka çocuğumuzla eşit bir hayat koşullarına erişsin diye bunu istiyorum. Güle güle otursunlar. Bağcılar Kiraz Evler hayırlı olsun. Bu kentsel dönüşümü en etkili şekilde İstanbul'un her noktasında ve Türkiye'nin her noktasında devam ettireceğiz. Ben buradan Giresun'a gideceğim. Birazdan burada birkaç anahtar tesliminden sonra Giresun'a gideceğim. Orada Cumhurbaşkanı adayımızla beraber olacağız. Ardından oradan Alanya'ya geçeceğim. Oradan da tekrar İstanbul'a toplantıya yetişeceğim. Sizden oralara selam götüreceğim. Allah hepinizi korusun. Her şey çok güzel olsun. Kalın sağlıcakla. Değerli misafirlerimiz, şimdi hak sahibi ailelerimize anahtarların bir kısmını sembolik olarak sahnemizde takdim edeceğiz. İlk olarak Hatice Döer hanımefendiyi davet ediyoruz. Lütfen alkışlarınız da gelsin Hatice Hanım. Allah nazarlardan saklasın diyelim, değil mi? Nazara geldi Hatice ablamız. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Kiptaş Bağcılar Kiraz Evler hak sahiplerinden Hatice Döer. Şimdi her evde, her yapıda böyle güzel komşular vardır. Bazen onların sözü dinlenir. Doğru yolu gösterir. Benim de oturduğum apartmanlarda, sitelerde ben şanslıyım. Böyle bir abla çıkar, bir bakmışsın böyle kutup yıldızı gibi herkese doğru yolu gösterir. Bu anacığımız öyle bir anacık. Burada doğru yolu gösterdi, herkesi güçlendirdi. Ben biliyorum süreçleri. Ben de şahidiyim. İyi ki varlar. Bugün nasip olmadı ama inşallah geleceğim. Onun tatlı ellerinden bir kahve içeceğim. Allah ondan razı olsun. Bütün komşulardan razı olsun. Sağ olun. Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim gerçekten evlerimizin yapılması bizim için bir bayram. Ben bugünümüz için bayram diyorum. Çok emek verildi ama çok şükür boşa gitmedi. Sağ olsun belediye başkanımız her türlü yardımı yaptı. O Kiptaş çalışanları Ali Kurt Bey, Gürkan Bey, Faik Bey güler yüzle bizi karşıladılar. Bir dediğimizi iki etmediler. O kadar çok yardım ettiler ki anlatamam. O bir de onların bize yaptığı ödemelerdeki kolaylık daha da güzeldi. Şu an rahatlıkla herkes borcunu ödemeye başladı ve ödüyor. Yani bu süreç bizi o kadar memnun etti ki anlatması, izahı bile zor diyebilirim. Çok hepimiz çok sevinçliyiz, mutluyuz. Bugün için gerçekten tüm üyelere, tüm komşularım için bayram olarak görüyorum. Çünkü mezar olabilecek bir dairelerimiz vardı ve biz bunu 11 ilde bunların acısını hepimiz çektik, televizyonlarda izledik. Ama çok şükür şu an evimiz hep yenilendi. Artık sağlam oldu, artık değer kazandı. Bu kadar şeyi anlatması biraz benim için güç geliyor. Bir de şimdi biraz ayağım takılması biraz. Şimdi
Allah hepimizi sağlıkla, huzurla, mutlulukla bu evlerde oturmayı nasip etsin. Emeğe geçen belediye başkanımız ve Kiptaş çalışanlarının tümünü kutluyorum. Gerçekten bize yaptıklarını, hani hepiniz belki bilmiyorsunuz ama ben yaşadım. Hiçbir gün ne bir zorluk, ne bir yanlışlık, ne bir asık surat. Her gidişimizde güler yüzle, en ağır misafir gibi bizi ağırladı ve neticede görünen bu güzel evlerimizi yaptılar. O emeklerine sağlık. Allah onlardan da razı olsun. İnşallah güç versin ve bütün İstanbul'daki yapılması gereken her yeri, Türkiye'deki her yeri yapsınlar. Allah o gücü fırsatı versin. Hepimizin de mutluluğu daim olsun diyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ ol anneciğim. Teşekkür ederim. Ne güzel, ne mutlu değil mi Hatice ablamıza? Hayırlı uğurlu olsun yeni güvenli evi. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Yeni pırıl pırıl dairesinde sağlıkla, mutlulukla otursun. Sayın Saliha Aydın ve Özcan Aydın sırada. Siz varsınız, lütfen sizi davet edelim. Salihe Aydın ve Özcan Aydın geldi. Onları da alkışlayalım. Bakar mısınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Engin Altay'ı da bu mutluluk fotoğrafına lütfen davet edelim. Sayın Başkanım, buyurun. Biz de başarıların devamını dilerim. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Teşekkür ederim. Güzel bir şey dedi onun için. Korkularımızı giderdiniz. Evet, yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu ettiniz bizi. Size görevimizin devamını başarılar dilerim. Teşekkür bu mübarek ederim. Cuma gününde Allah'a emanet olun. Ol. Çok teşekkür ol. Ederim. Evet, korkularımızı giderdin dedi Salihe ablamız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Raif Koyuncu, sırada siz varsınız Raif Bey. Lütfen buyurun. Milletvekillerimiz Sayın Turan Aydoğan ve Sayın Özgür Karabat, sizleri de davet ederim. Sayın Seyfettin Barışık, Sayın Hayrullah Tunca, Sayın Mehmet Salih Aracı, Sayın Celal Özkan ve Sayın Celal Ünal, hep birlikte bütün hak sahiplerini davet ediyoruz. Anahtarları aynı anda her birisine takdim ediyoruz. Lütfen buyurun efendim, hoş geldiniz. Efendim, 8 hak sahibimize sahnemizde anahtarlarını takdim ettik. Hatice Döer, Salih Aydın, Özcan Aydın, Raif Koyuncu, Seyfettin Barışık, Hayrullah Tunca, Mehmet Salih Aracı, Celal Özkan ve Celal Ünal anahtarlarını an itibarıyla aldılar. Kiptaş Bağcılar, Kiraz Evler, hayırlı uğurlu olsun, güvenli bir şekilde, sağlıkla, mutlulukla yaşayın efendim. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi, Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, lütfen buyurun, sayın başkanlarımıza davet ediyoruz. Kiptaş Genel Müdürümüz Sayın Ali Kurt'la birlikte. Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanımız, lütfen buyurun efendim. Diğer hak sahiplerimize de anahtarları takdim edilecek. Çok teşekkür ediyoruz. Kiptaş Bağcılar, Kiraz Evler anahtar teslim töreninde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni buluşmalarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.